Dün e, bütün bu süreçte aslında Lütfi Türkkan'dan e, bahsettim. Lütfi Türkkan biliyorsun e, ne olduğunu anlamadık. Bir komplo muydu? Gerçek miydi? Hani bir tartışmada şehit yakınıyla bir küfür e, etmişti. Ya saçma bir olay yaşamıştı. Niye böyle bir şey yaşamıştı bilmiyorum. E, Hiç mazereti olmaz böyle bir şeyin ama ihraç edildi demiştim. Aslında ihraç edilmemişti. Ben bir diş suçmesine e, kurban gittim. Grup başkan vekilliğini bırakmıştı. E, şeyde, İyi Parti'de. Ama hala aslında Meral Akşener'in hani kulağın arkasındaki isim bir numaralı isim. Nitekim yani bütün bu düğümü İyi Parti içinde çözen de İyi Parti içinde iki kişi zaten masadan kalkmaya itiraz etmiş. Bir tanesi e, Lütfü Bey. Birisi daha var ya o madde 15 kişi. Bahadır Erdem. Bahadır Erdem. İki kişi diyor ki ee, kalkmayalım gitti. diyorlar. Yani evet. masadan kalkmayalım konuşalım. Bu yanlış diyorlar. E, ve de ee, zaten yani Meral Akşenerle Lütfü Türkkan'ın dostluğu çok eski. Ee, biliyorsun e, milletvekilliği dokunulmazlığı da kaldırıldı. Şimdi yargılasalar da bir şey çıkmaz ama bir şekilde e, şu anda bu geriye dönüştü. E, en önemli isimlerden bir tanesi e, şu anda Lütfü. Lütfü Türkkan'dı yani öbür da, milletvekili kendisi aynı zamanda Meral Hanım da biliyorsunuz İzmit o İzmitli diye diyebiliyoruz. Ee, İzmit'te uzun yıllar yaşadı. Hatta ben şöyle ilkokuldayken Meral Hanım İzmit Büyükşehir İzmit Belediyesini başkanlığına adaylığını koymuştu. İzmit'te de öyle bir siyasi bir şey vardı Meral Hanım'ın. Ee, evet. O sebeple orada derin bir bağ var Lütfü Türkkan'la. Evet şimdi tabii e, millet şeyinde biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu parlamento muhabirleriyle bir konuşma yapmış. E, dünkü yaptığı konuşmada da Anlıyoruz her salı halka seslenecekmiş. Herhangi bir bir şehre gidecekmiş. Dün benim kafama takılan şu vardı. Ya şimdi bunlar bayrakları kullanmayacaklar kendi flamalarını. E ne kullanacaklar diye konuştuk. Sen de mi konuştuk? Senden sonra birisiyle mi konuştuk? Karıştırdım. Dedim ki orada AK Parti iyi, öyle ya da böyle bir ampul simgesi var. Peki şimdi bayrakları kullanmayınca ne oldu? Ne olacak diye kendi kendime soruyordum. Türk bayraklarını kullanacaklarmış. Bence gayet iyi bir fikir. Daha da bütünleyici bir fikir. Eee yani şimdi e, bugüne kadar bence yani çok imkansız bir şeyi başardılar ve de dünyada ilk kez böylesine kapsamlı bir ittifakla böylesine güçlü bir lidere yani Recep Tayyip Erdoğan'la onu da hiç şey yapmadan söyleyelim bir meydan okuma var. Çünkü bugüne kadar işte o liderdi, o adaydı, bu adaydı. Bu sefer öyle değil. Bu sefer gerçekten bunu başardılar. En azından buraya kadar getirdiler ve biraz daha büyütürlerse işte Muharrem İnce'yi de işin içine katıp işte ne bileyim oradan HDP zaten geliyor gibi. Sosyalistler zaten bu şeye yabancı değil. E şimdi Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamolluoğlu yani Sünnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü yani Meral Akşener ya o kadar acayip bir yol muhalefette hani şöyle bir umutlar var. Muharrem İnce'nin en son İstanbul mitingini hatırlar mısın? Tamam bu iş bitti diyorlardı. Öyle bir hava var yani gördüğüm kadarıyla. ya keşke şu İstanbul mitingini yapmasalardı. <laughs> yapmasalardı bitecekti. Yaptılar bitmedi. Nitekim. Ve de e, şu anda e, kimle konuşsam çok çok böyle şey e, AK Parti'den Hazret kez gözlerinin içini güldüğünü görüyorum ilk kez e, gerçekten hani bu sefer olacak hissine kapıldıklarını düşünüyorum. Şimdi bir lansman yapacaklarmış. Yani seçim netleştikten sonra bence bu lansman da önemli. Çünkü 12 maddelik bir şey çık Bunlar değil. Biliyorsunuz e, e, şu anda ki sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığı gün 1810 diye hatırlıyorum ama belki sallıyor da olabilirim. Ama o civarda üst düzey bürokrat, işte ne bileyim bilmem ne başkanı, büyükelçilikler, rektörler hepsinin görevi düşüyor. O yüzden o listeyi de şimdiden hazırlamaları, hatta bence duyurmaları lazım. Yani demeleri lazım, biz yokun başına bunu getireceğiz. İşte Merkez Bankası'nın başına Özgür Demirtaş'ı, pardon <laughs> işte kimse o ya onu getireceğiz demeleri lazım. Tabii şöyle de bir beklenti var. Ee, yayın kesin, kesildi ve kesintili devam etti diyorlar. Yayında bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Bir dondu da şu an normal. Bir dondu ama şu an normal. Bizim yani. oradan mı Kusura bakmayın ya. Neyi kaçırdınız? Kaç dakika dondu? Ben öyle kendi kendime konuşuyorum yani şeyden. Şu 1800 şeyi tekrar edebiliriz isterseniz. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde ee, yaklaşık 1800 civarında üst düzey bürokrat yani rektör, büyükelçi efendim TÜİK başkanı, Merkez Bankası başkanı, YÖK başkanı gibi e, bürokratların görevi Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığı gün bitiyor. Ya eğer Erdoğan kazanırsa yeni diyecek ya da hepsi yeni atanacak. Biraz önce donduğunda dedim ki işte dedim bunları da anlatması lazım lansmanda. Yani YÖK başkanı bilmem kim olacak. İşte ne bileyim Milli Eğitim Bakanlığı'na Selçuk Şirin'i <laughs> işte Merkez Bankası'na Özgür Demirtaş artık kimse o isimler yani şu anda hani şey olarak ben ben olsam diye atıyorum. Ee, bunların da belirlenmesi lazım. Aslında tabii benzer bir şeyi e, karşı taraftan da bekliyor insan. Orada da bazı dedikodular var ama oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bu biraz şuna benzedi Kenan. Erdoğan'ın durduğu yerde şöyle siz hepiniz ben tek <laughs> var ya hani hepiniz gelin hepiniz toplanın hepiniz gelin ben tek şu anda öyle bir meydan okumayla karşı karşıyayız o yüzden de dünyada da ilk kez böyle bir şeyin testi yapılıyor belki de ilk kez böyle bir şey göreceğiz yani bu sistem işleyecek mi işlerse nasıl işleyecek yani dünya literatürüne geçebilir hani ders olarak geçebilir böyle tez konusu olarak İşte Türkiye'de böyle bir şey oldu ve kazanamadılar. <laughs> Mesela ya da Türkiye'de böyle bir şey oldu 20 yıl sonra böyle kazandılar. İkisinden birisi. Ama görünen o ki yani 2 ay sonra dananın kuyruğu kopacak. Hadi diyelim seçim ertelendi. Hani öyle bir ihtimal olursa da ona da bakıyorsun işte en fazla 60 gün ertelemişler. Bugüne kadar teamüllere göre baktığınız zaman en kötü Ağustos'ta olur. Eğer tabii ne bileyim Türkiye'de hani Orta Doğu'da Türkiye'de bir İsviçre ya da şey gibi bir ülkede yaşamadığımız için taş düşebilir, ayı çıkabilir, öyle bir şey olabilirse ne olur onu bilmiyoruz ama şu anda en azından böyle bir hava var. Mesela ee, Cengiz Çandar uzun bir zaman sonra yazı yayınladı T24'te. Diyor ki Türkiye baharı. Bunu Türkiye baharı olarak tanımlamış yani Şimdi böyle bu yayını izleyen tabii AK Partililerin tüyler diken diken. Bir dakika yani ne oluyor abi ne ya Bir dakika yani biz gitmiyoruz şey yapmıyoruz diye. Ee, ama yani dediğim gibi hani bunun tam adı konulmadı ama artık altılı masa değil sekizli. Muharrem Bey'i koyduğun zaman dokuzlu hatta o başka gruplar gelirse onlu bir ittifakla karşı karşıyayız. Yani onu bir yerde...